Bu hobi olarak başladığım koleksiyonu 420 kadar ciddi bir sayıya, rakama getirdim. Bu şekilde de sizlerle şey yapacağız, paylaşacağız bu koleksiyonu. Peki nasıl başladı, bize anlatabilir misin? Bu tutku diyeyim artık. Yani ben küçük yaşlardayken, yaklaşık bir 10 yıl önce, 12-13 yaşındayken zaten hep bir logolara, formalara, yani o renklere karşı böyle bir hani ilgim vardı. Ve bunu hep bir hayalim vardı hani mesela o yıllarda Türkiye'de forma sektörü, forma endüstrisi bu kadar gelişmemişti. Gelişmediği için de ben açıkçası yabancı formaları temin etmekte zorlanıyordum hep ama hep hayal ediyordum. Bu 10 yıllık süreçte bu hayallerimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Bu büyüdükçe büyüdü, katkılar oldu. Birçok forma hediye geldi, birçok formayı satın aldım. Güzel bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Şu an Türkiye'deki en büyük forma koleksiyonu sana ait. Nasıl tepkiler alıyorsun? İnternette de sistem var. Evet. Nasıl tepkiler geliyor? İnternette bir web sitesi oluşturdum. İnsanlarla bu formaları paylaşmak. Ayrıca formalarını paylaştığımız kulüpler hakkında insanlara detaylı bilgiler verme amacıyla bir site kurdum. Bununla beraber bu insanların kendi koleksiyonlarını paylaşabilecekleri, bizden tecrübelerimizden faydalanmaları için de bir portal yarattım, internet sitesi yarattım. Umarım faydalı oluruz diğer koleksiyoncu arkadaşlara da yol gösteririz. Hani bu konuda kim benden bilgi almak istiyorsa da güzel bilgiler vermeye hazırım. Bir koleksiyoncu olarak günün nasıl geçiyor? Eve okuldan sonra geldikten sonra bu odaya giriyor musun? Nasıl duygular? Yani bu oda benim için bir müze gibi, mabet gibi. Bu odada yani evde bütün ışıklar söner, bu odadaki ışıklar asla sönmez. Hep bu formaları görürüm yani içeriden bakarım formalara. Hep göz ucuyla seyrederim formalarımı. Hayatım şöyle geçiyor. Genelde internet sitemizin güncellemekle geçiyor. İnsanlara makaleler paylaşmakla geçiyor. Formalarla alakalı yeni bilgiler sunmakla geçiyor. Bir de internette tabii yeni bulabileceğimiz, çünkü koleksiyon bitmiyor yani. Yeni bulabileceğimiz formalarla alakalı da araştırmalar yapıyoruz. Satış sitelerine bakıyoruz. Devamlı gözden geçiyoruz. Çünkü bir 5 dakikalık periyot bile herhangi bir parçayı kaçırmanıza sebep olabiliyor. O açıdan da takip etmeye çalışıyorum devamlı. Bu şekilde yani hani bir süreç geçiyor. 420 tane forman var. İnternette geziniyorsun. Sende olmayan bir formayı gördün. Evet. O andaki son gelişmeleri senden alabilir miyiz? Ne yapıyorsun mesela? Satıcıyla tabii ki irtibata geçiyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Koleksiyoncular genelde formalarını satmazlar. Satıcı arkadaş yani eğer formayı yani elden çıkartmak istiyorsa da doğru yere gideceğini biliyor. Ben kendimi tanıtıyorum ona. Yani böyle bir internet sitesinin ve koleksiyon sahibi olduğunu söylüyorum kendisine. Onunla bir pazarlık yapıyoruz tabii. Pazarlık hani bu işin biraz şeyinden, adetinden. 3 lira 5 lira da olsa sonuçta öğrenciyiz yani. Hani harçlıklarımdan arttırarak bir noktaya getirmeye çalışıyorum koleksiyonu. Bir pazarlık yapıyoruz. Sonra kargolama süreci, ücretin yatırılması derken forma elimize geçiyor. Tabii forma elimize geçene kadar o bir gün öncesindeki o süreç çok enteresan. Yani değişik bir heyecan oluyor içimizde. Çocuksu bir heyecan oluyor. Bu şekilde. Formanın sana ulaşması anını anlat desem. Vallahi zaten formayı getiren kargocu arkadaşlar falan artık hepsi tanıyorlar. Yani bugün hangi forma geldi diye bana soruyorlar. Hatta önümde açtırıyorlar falan yani kargo paketini. Kargo paketini açtığımda çok mutlu oluyorum. Yani hatta bir gün, 2 gün benim şurada bulunan askımda o forma durur. Yani o formaya böyle 1-2 gün alıcı gözle bakarım. Yani o şekilde bir o an bir mutluluk oluyor yani benim için. Çok paha biçilmez bir mutluluk oluyor. Bir heyecan, ayrı bir heyecan. Peki bundan sonraki hedef ne? Artık bütün formaların var. Ne yapacaksın? Yani aslında yani ne kadar uğraşsak da dünyada kulüp sayısı inanılmaz fazla. Elimden geldiği kadar kulüp sayısını, kulüp çeşitliliğini arttırmaya çalışıyorum. Yani nicelikli değil, nitelikli bir koleksiyon hazırlamaya çalışıyorum. Bende 420 tane forma var ama bu yaklaşık 300 tane kulüp ve milli takımın ayrı ayrı formasından oluşan bir koleksiyon. Yani bende Real Madrid'in forması da bir tane var. Yimpaş Yozgatspor'un da bir tane forması var. Yani şey yapmak istemiyorum. Çok kolay ulaşabileceğim formaları tekrar tekrar almıyorum.
bulabildiğim kadar formalar bulmaya çalışacağım. Hedefim bu açıkçası. Aileden nasıl tepki geliyor? Aileden aslında başta yani hani harçlıkları buraya yatırdığım için biraz hani eleştiriler geliyordu ama en sonunda artık iş öyle bir noktaya vardı ki siteyi açtıktan yaklaşık 1-1,5 ay sonra babam kendi eliyle geldi bana forma hediye etti yani. O noktaya kadar ulaştı olay yani. O şekilde gayet iyi tepkiler var. Gayet güzel. Yani normalde birine hediye almak zordur ama sana hediye almak çok kolay. Çok kolay aslında ama ben hediye konusunda da yani forma alıyorlarsa da biraz seçici olduğum için yani bir hediye aldıklarında genelde aldıkları forma bende olabiliyor. Yani o yüzden onlar da çok seçici davranmaya çalışıyorlar. Mesela Beşiktaş forması alacaklarsa almalarını tavsiye etmiyorum genelde. Çünkü ben satışa çıktıkları gün direkt hani Kartal Yuvası'yla irtibata geçerek formalarımı ayırttırıyorum. O konuda da çok bilinçliyim yani lisans ürün kullanımında da. Bu konuda Türkiye'de yani almamız gereken birçok yol var. O konuda da dikkat etmeye çalışıyorum yani hemen almaya çalışıyorum. Peki orijinal olmayan forma sana geldiğinde ne yapıyorsun? Orijinal olmayan formalar mesela hediye gelebiliyor. Geldiği zaman hediye gelen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ama formayı koleksiyonuma katmıyorum açıkçası. Onları da ayrı bir çekmecede başka bir yerde saklıyoruz veya ihtiyacı olan arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Yani hani sonuçta biz burada hani orijinal forma biriktiriyoruz ve bu bütün formalar orijinal olduğu için bu bayağı bir lüks bir uğraş. Bulan var, bulamayan var. Biz de bulamayanlara en azından onları paslamaya çalışıyoruz, vermeye çalışıyoruz o şekilde. Bunun herhangi bir tescili var mı? En fazla formanın sende olduğuna dair ya da böyle bir şey düşünüyor musun? Yani şu ana kadar Türkiye'de benden hani daha fazla forman var diye çıkan olmadı. Çıkana kadar da hani çıkana da saygı duyarım. Yani hani açıkçası dersin. Bir hodri meydan diyor musun? Hodri meydan diyorum. Çünkü şu konuda çok iddialıyım. Ben formalarımın çeşidine çok güveniyorum. Yoksa forma satın almakla forma biriktirmek arasındaki en büyük fark bu. Yani günde binlerce, yüzlerce forma satın alabilirsin ama önemli olan sende olmayan şeyleri katabilmek. Yani 300 tane farklı kulüp ve milli takımdan bahsediyoruz. Hepsi birbirinden farklı. Bu konuda rekorumu kıracaklarını zannetmiyorum. Formaları kategorilere ayırdım ve yani tasnif etmesi çok zor bu formaları. 9 kategoriye ayırdım. Benim için en önemli, en özel olan kısım Beşiktaş formalarının olduğu kısım. Burada Beşiktaş formalarını 60, yaklaşık 60 kadar olan Beşiktaş formalarını kronolojik olarak sıraladım. Mesela en eski formam, en eski Beşiktaş formam şudur. 1991 senesinde Beşiktaş'ımız Türk futbol tarihinde bir imza atıp namalup şampiyon olduğu sene Rıza Çalınbay bu formayı terletmiştir. O formada bizim elimize geçti. 1991 senesinde. Ve bu tarz önemli bir detaya yer vermişler. Bu da çok önemli bir şey benim için. Çok kıymetli forma. Tabii tabii. Yani formalarda formalar kadar formaların detayları da bizim çok fazla ilgimizi çekiyor. Şurada açıkçası bir tane forma daha gördüm ben. Bu da nostalji forması. Nostalji forması. Bu 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ın Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta giydiği forma ve o formanın anısına arkada formaların baskıları formada imzaların baskıları var. Baskıları bulunmakta. O maçta oynayan kişilerin imzaları var. Kaç tane Beşiktaş forması var? 60 tane. Şu an 60 adet oldu Beşiktaş formam. Hepsi de birbirinden farklı. Yani hani birden fazla aynı forma yok hani Beşiktaşlarda. Şu tarafa gidelim istersen orada da. Şimdi formaları tabii kategorilere ayırmaya devam ettik. Mesela bunlar Bursa Spor forması. Mesela işte çoğu Beşiktaş taraftarıyla hani Bursa Spor arasında hani husumet olduğu söyleniyor ama biz koleksiyonumuzu oluştururken bunlara genelde dikkat etmiyoruz. Ben her formadan bir tane bulunmasına özen gösteriyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak işte Galatasaray formam da var. Ne bileyim Fenerbahçe'nin 100. yılda giydiği forma da var. Çünkü bunlar da hani ülkemizin hani kulüpleri. Ben ne kadar tutmasam da bunları koleksiyonda sergilemem gerektiğini düşünüyorum. Bursa Spor formasının bir de herhalde hikayesi var. Hikayesi var. Yani bunu benden çok böyle isteyen Bursa Sporlu arkadaşlarımız oldu. Bir koleksiyoncu olduğum için hani formalara bir maddiyat, bir paha biçemiyorum. Biçemediğim için de ne kadar isteseler, ne kadar para teklif etseler de vermek istemedim.
Bu Bursa Spor'un 1999 senesinde giydiği forma. Yani oldukça güzel detaylı yermiş. Yani ben bu formayı aldığımda 13 yaşındaydım. 13 yaşında yani orijinal forma alma bilincine erişmiştim yani. O şekilde almıştım bu formayı. Bir de kategorilere ayırdık formaları. Dikkatliyseniz yani şurası Beşiktaş'tı. Şöyle devam ediyor Türk kulüpleri. Şu şekilde. Türk kulüpleri burada bitiyor. Orada bir tane erişilmeyen forma var herhalde. Erişilmeyen... Irak forması gördüm ben orada. Irak forması var, evet. Onun mesela hikayesi çok enteresan. Biz bu Irak formasını bir arkadaşımız sayesinde bulduk. Irak formasını ben bulduğum gün dedim ki artık herhalde yani o sıra çünkü Irak fiilen hani tam olarak ortada olan bir şey değildi, ülke değildi. Ona rağmen biz bunu bile bulduk dedik artık hani her şeyi buluruz herhalde diye konuştuk. Hani o açıdan özel bir forma, bulunması zor bir forma. Burada milli takımları görüyorsunuz. Bunların hepsi milli takımların oluşturduğu. Mesela bu forma Nijerya'nın bu 2010 Dünya Kupası'nda giydiği formadır. Nijerya Beşiktaş taraftarı olarak aslında benim için özelliği Amokachi'dir. Tribünlerin sevgilisi, unutulmaz futbolcumuz. Arkasına da orijinal fontta Amokachi yazdırdık. Orijinal olması çok önemli. 2010'da Amokachi var mıydı? 2010'da Amokachi yoktu tabii ama biz hani orijinal fontta yazdırdık bunu. 2010'da kullandıkları Dünya Kupası fontunda yazdırdık. Çok farklı neler var kanka? Farklı formalarımız mesela işte Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun forması var. Bunu mesela annem bir Brezilya seyahatine gitmişti. O Brezilya seyahatine yani yakınlarımız bir seyahate gittiğinde de hemen onlardan forma istiyoruz. Orada olan formaların listesini çıkarıyoruz hemen. Çok bulunmayan bir kulübün forması. Botafogo'nun formasını istemiştim kendisinden. O bana oradan şey hediye etti. Mesela şunun da enteresan bir hikayesi var. Halen etiketi üzerindedir. Bu Ajax'ın 2005 senesinde giydiği forma. Bu formayı mesela anneannem Hollanda'dan getirdi. Yani artık bu bilince bütün hani geniş aile olarak herkesi katmış vaziyetteyiz. Kaptan herhalde en özel forma var şu an elinde. Bunun hikayesini anlatabilir misin? Bu forma bizim için çok özel. Çünkü hani sonuçta hepimiz Türk vatandaşı olarak milli takımımızı çok seviyoruz. Burada şu an yani geçmişte 94-96 yılında futbolcu olan ve şu an neredeyse tamamı hoca olan kişilerin, çok değerli futbol adamlarının imzaları olan bir milli takım forması. 1994 formamız. Üstünde Fatih Terim'in, Bülent Korkmaz'ın veya Tolunay Kafkas'ın, Ertuğrul Sağlam'ın, Sergen Yalçın gibi, Alpay Özalan gibi birçok değerli şu anki futbol adamının imzaları bulunan çok nostaljik bir forma. Bu forma da koleksiyonun en değerli parçalarından bir tanesi. Formanın hikayesi ise şöyle, bir Türkiye Spor Yazarları Derneği gecesinde bir çekiliş yapılıyor. Çekiliş yapılan gecede de bu formayı bana hediye eden arkadaşımız formayı kazanıyor. Formamızın, koleksiyonumuzun güzelliğini gören arkadaşımız da bu formanın koleksiyonumuza yakışacağını düşünüyor ve bana hediye ediyor bu formayı. Hikayesi bu. Kanka İstanbul'da artık ikamet ediyorsun, okul evet. Bitene kadar da buradasın. Evet. Antalya'ya taşınacağım bir gün. Evet. Ne yapacaksın bu kadar formayı? Evde annen ne diyecek? Yani vallahi ben açıkçası hani bilmiyorum hani ailemle bu formaları nasıl yaşayabilirim bilmiyorum ama formalar için tabii ki özel profesyonel yardım alacağım yani formaları muhafaza etmek adına. Yani müzecilikle alakalı olan insanlardan da profesyonel bilgiler alıp formaların çünkü yıllar geçtikçe ortam havalanmasından, nemlenmesinden dolayı görebileceği zararlar var. Bunlar adına neler yapabiliriz, nasıl bir dolap yaptırabiliriz, nasıl bir şekilde muhafaza edebiliriz onları düşüneceğiz tabii. Şimdilik geçici olarak bu şekilde saklıyoruz formalarımızı. Antalya'da formaları taşıdın Antalya'ya. Eve misafir geldi. Annem bir tane çocuğu kıramadı. Buradan bir tane forma seçip ona verdi. Ne yaparsın? Vallahi sıkıntı olabilir yani ailede bir karışıklık olabilir o gün ama açıkçası yani öyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Benim koleksiyonum onlardan hani saygı duyuyordur. Kendi elleriyle bana satın aldıkları formaları vereceklerini düşünmüyorum açıkçası. Onun için de bilmiyorum nasıl bir önlem alabilirim açıkçası. Teşekkür ediyoruz Kartal. Sağ ol.